Kayseri Tabip Odası COVID-19 aşı kuruluşunca yayınlanan bildiride vatandaşların Sinovac ve BioNTech aşılarını güvenle yaptırabileceklerini belirterek endişeye gerek olacak bir durum olmadığını vurguladı. Kayseri Tabip Odası COVID-19 aşı kurulunun Sinovac ve Pfizer-BioNTech aşılarını güvenle yaptırabileceğinin vurgulandığı bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Ülkemizde Sinovac aşısına ilave olarak Pfizer-BioNTech aşısının da uygulanmaya girmesi ve aşı hakkı tanınan vatandaşlarımıza iki tercih sunulmaya başlanması nedeniyle vatandaşlarımızın zihninde bu iki aşıdan hangisini tercih etmeleri gerektiği konusunda soru işaretleri uyanmıştır. Buna ilişkin olarak Sinovac aşısı ülkemizde Ocak ayından bu yana kadar 7 milyonuna 2 doz olmak üzere 15 milyondan fazla kişiye uygulanmıştır. Şimdiye kadar güvenlik ve etkililik yönünden bu aşıya ilişkin şüphe uyandıracak bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Pfizer ve BioNTech aşısı aylardır birçok ülkede milyonlarca insana uygulanmakta olup bu aşının da güvenli ve etkili olduğu görülmüştür. COVID-19 nedeniyle olan ağır hastalık ve ölümden her iki aşının da %100'e yakın bir oranda koruduğu bilinmektedir. Her aşının nadir olsa da alerji ve yan etkisi yapma potansiyeli vardır ve hangi tür aşının kimlerde bu olumsuzluklara yol açacağı öngörülemez. Bu nedenle vatandaşlarımızın her iki aşıyı da güvenle yaptırabileceklerini, tercih için kararsız kalarak zaman kaybetmek yerine bir an önce randevu alarak aşılarını yaptırmalarını ve aşı yaptırmadan önce aşı merkezindeki ilgili doktor ve sağlık çalışanlarını sağlık durumlarına ilişkin olarak bilgilendirmelerini öneririz. Sağlık çalışanları, 60 yaş üstü vatandaşlar, morbid obez olanlar, kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromlu olanlar ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alanlara ilave olarak 60 yaş üstü olan bireylerin eşlerine de aşı hakkı tanınmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın elinde olan veriler ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek aşılama başladıktan sonra 2 doz aşılanma olan sağlık çalışanlarının birinci derecede aile bireylerinde hasta olma oranı toplumun diğer kesimlere göre halen yüksekse sağlıkçıların eş, anne, baba ve kardeşlerine de aşılamaya öncelik verilmesini öneririz. Salgının yatışması için gerekli olan toplumun büyük bir kesiminin aşılanmasının önündeki en önemli engellerden biri aşı karşıtlığıdır ve bununla etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Halk sağlığına tehdit oluşturan aşı karşıtı söylem ve propagandalara karşı en önemli mücadele aracılığıyla aşı ve salgına ilişkin bilimsel verilerin doğru ve şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığımızı aşıya ilişkin aşı olanların sayısının ötesinde daha ayrıntılı verileri paylaşmaya davet ediyoruz. Ayrıca insanları korkutarak aşı olmalarını engelleyen kişileri aşı hakkı geldiği halde olmadığı için hasta olan, hastaneye yatan, çevresine hastalığı yayan ve hayatını kaybeden insanların vicdani sorumluluğunu hatırlatırız. Salgının hızının çok arttığı, günlük vaka sayısının 40 binin üzerine çıktığı ve her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz bu günlerde salgının bir an önce yatışması ve daha fazla insanımızı kaybetmememiz için aşılama oranlarının hızla artırılmasına yönelik olarak devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini hatırlatırız. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.